Artı TV'den günaydın sevgili izleyiciler. Bugün 20 Ekim 2021 Çarşamba ve biz 124. gün başlıyorla karşınızdayız. Gazetelerle hemen başlayalım. Ben çünkü <laughs> yorumlara başlayınca bazı gazeteler kalıyor yayın dışında ama sorun değil tabii kalanları ne olduğunu biliyorsunuz. Yeni Yaşam'la başlayalım. Yeni Yaşam'ın manşetinde Yoksul Yanıyor, Ekonomi Büyüyor başlığı var. Biz bugün ikinci bölümde de derin yoksulluk ağından Şevval Şener'le e, bu konu üzerine görüşeceğiz zaten. Maaşını 100 bin liraya çıkaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi büyüyor derken ekmek küçülüyor. Artan vergiler, yapılan zamlar, sokağa ve yurttaşın mutfağına yansıyan ekonomik yangın aksine iktidarda yakın küçük bir kesim hızla zenginleşiyor. Evet. Afrika ziyaretinde ekonomi büyüyor açıklaması yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kendi maaşına %14 zam yaparak 100 bin lira 100 bin 750 liraya çıkardı. Dolar rekoru rekorlar kırıyor. Oyuncu Bernal Laçin ise beni ifadeye çağırdılar. Yine kiraz pahalı dediğim diye açıklamasında bulundu. Evet. Düşman bellediklerini bir kere yakaladılar mı? Sonra hadi sıra kimde diye devam ediyorlar. Haberlerde şöyle, Kobano duruşması ve HDP'nin bir günü Hüseyin Akyol yazdı bunu. Tam 7 yıl sonra suç işlendiğinin farkına varılan ama suçun kimler tarafından işlendiğini mecliste araştırmasına AKP MHP iktidarın ısrarla karşı çıktığı Kobane davası duruşması sağlıklı ilerlemiyor. Hangi konu sağlıklı ilerliyor ki zaten? Hafıza e, odası sergisi, bir sergi 16'sı hafıza te, e, hafızaya tecavüz Ahmet Güneş yazmış bunu 15 Nisan'da bu çok tartışılmıştı sergi özellikle de sergiyle değil de şeyle tartışılmıştı bu gazetecilerin çektiği halayla tartışılmıştı daha fazla evet Ahmet Güneş bunu yazmış şu gün Lerde sömürge rejiminin her sokağa hükmettiği Diyarbakır'da bir sergi açtı Ahmet Güneştekin tarafından. Serginin adı Hafız Odası. hafıza denince Kürtler öfkeyle ayağa kalkar. Çünkü o hafıza her gün yeni zulüm bir çocuk bedeni ve bir kemik parçası demektir diyor. Evet. Evet. Ahmet Güneştekin'in sergisine den ziyade sergisine katılanlar daha fazla e, ilgi çekti orada e, ve sanatçının e, sanatçının yaptığı sanattan ziyade mesela Ahmet Güneştekin orada şey de yapmış. E, tehlikeli bir konu bu çünkü. E, Aile meçhullerde gidenlerden bir duvar yapmış isimlerini. Hepsini bir sokağa vermiş. Ama e, oraya katılanlar işte halay çekip arkasından işte tabutların önünde pozlar verince şey e, saygı yönü eksik kaldı. Katılanlarla ilgili bir durum olsa gerek diye düşünüyorum. Evet. Evet. Evrensel'e geçelim. Evet, Evrensel'in manşet sür manşetinde TÜSİAD hükümeti topa tuttu. Hükümetin e, vaziyeti görünür oldu. TÜSİAD, TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısında hükümeti topa tuttu. E, Hak ve özgürlükler eklen, ekonomiye, layıklıktan eğitime, Merkez Bankası'na müdahale eden İstanbul Sözleşmesi'ne kuvvetler ayrılığından çevreye her konuda hükümet eleştirildiği, iktidarın çıkarları farklı sermaye gruplarının taleplerini aynı anda karşılamakta zorlandığı gerçeği iyice görünür oldu. Evet, eskiden sadece hükümetin... E, desteklediği bu büyük sermaye TÜSİAD ekibi e, mutlu olurdu. Ve onlar da bir hayli mesela Ecevit hükümetini düşürmek için gazetelere ilan bile vermişlerdi. TÜSİAD siyasetin bayağı içindedir. Yani bir gün Sakıp Sabancı e, rahmetli o yüksek istişare e, kurulu üyesiydi. <laughs> Demiştim ki TÜSİAD'de demokrasi var mı? Elbette am var demişti. Sonra arkadan da e dedim ki siz bütün başkanlarınızı falan dedim önceden saplıyorsunuz ve hiç iki başkan çıkmıyor dedim. Bizde her şey dedi e, ayarlıdır am dedi. Mesela dedi şimdi dedi e, başkan şu olacak, bir sonraki başkan bu olacak falan deyince ben de dedim ki en çok eleştirdikleri yazarken en çok eleştirdikleri <laughs> komünist partilerde gibi orada da bir sonraki başkan önceden hazırlanır ve gelir. Bütün kongre delegasyonu tarafından onaylanır ve seçilir demiştim TÜSİAD için. Evet, manşette ise çip krizi işçiye patladı. Rekorlar kıran Renault yönetimi kârına kâr katarken çip krizi bahanesiyle işçilerin ücretlerinde kesintiye gitti. Neymiş çip krizi? MES Grup Toplu Sözleşme öncesi mikroçip tedarik sorunu gerekçesiyle bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacağı yönünde karar alan Renault'da üretim yapılmadığı hafta işçilerin ücretlerine %76'sının ödeneceği açıklandı. Pandemi süresince zorla fazla mesai bırakıldıklarını hatırlatan işçiler tedarik sorununu sorumlusu biz değiliz dediler. Evet. Yani parayı kazanırken kendilerine biz kazandık e, kar bizim diyorlar. İşçilerle paylaşmıyorlar onu. Ama iş kendi hatalarından kaynaklanan tedarikle ilgili olursa o zaman diyorlar ki bunun faturasını siz ödeyeceksiniz. Yüzde 25 oranında. Evet. işçilerin maaş, maaşlarını. Yarın da zaten Birleşik Metal İş Sendikası Genel Sekreteri Özkan Atar bizde olacak ve bunları konuşacağız. Evet. Büyükelçiler ve Kavala ayarı verildi. Büyükelçiler 4 yıldır tutuklu olan Osman Kavala'nın hak ihlallerine uğradığına dair açıklama yapan 10 Büyükelçiye İran e, Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'nda çağrıldı. Yargılandığı davadan Berat ettiği halde hakkında yeni davalar açılır tutukluluğunu devam ettiren Kavala için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını tanıyın denmesine bile tahammül gösteremeyen bakanlık büyükelçilere hat bilmez dedi. Evet e, büyükelçiler karışmamalı tamam ama e, bu doğrudan insan hakları ihlaliyle bir durum. Mesela sen kendine göre bir karar verdin e, ve idam edeceksin. Bütün dünya oturup seni seyredecek mi? Aa ne güzel idam ediyorsun. Bu benim vatandaşım. Ben ister asarım, ister keserim. Böyle şey olabilir mi? E, berat etti adam. Osman Kavala gezi davasından berat etti ve tahliye edildi. Cumhurbaşkanı dedi ki tahliye etmeye karar tahliye etmeye ee, kalktılar dedi. Tahliye etmeye kalktılar. Ne demek? Bugün Sefer Selvi'nin karikatürü de tam işte adaletin ne olduğunu anlatıyor. Ee, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükelçilere konuşuyor. Sanmayın ki bu ülkede hukuk yok. Afrika gezisine gitti, gelecek diyor. <laughs> evet. sözlük karikatür ama çok güzel. Sanmayın ki bu ülkede hukuk yok. Afrika gezisine gitti, gelecek. Yani Hukuk demek Recep Tayyip Erdoğan demek. Gene hızlı olarak başlıkları okuyayım. Bürokratlara çağrı emekçi kesimleri e, kapsamadan karşılık bulamaz demiş. Evet Kılıçdaroğlu'nun e, e, çağrısını İhsan Çaralan böyle değerlendirmiş. Kamil Tekin Sürek de bugün diyor ki evrensel hayır oyu verilmesinin doğru olacağını yazdı. Evrensel Gazetesi referandum sırasında açıkça hayır oyu verilmesinin doğru olacağını yazdı. Yücel Hoca gibi evet oyu verilmesinin doğru olduğunu savunanlar da oldu. Evrensel yazarları yandaş medya yazarları gibi talimatla yazmıyorlar. Referandumda evet oyu verenlerin bir kısmı emperyalizmi propagandacısı idi. Bazıları ise AKP'nin demokratikleşme adımları atacağına inanan saf demokratlardı demiş Dikili emekçisinden zam protestosu geçinemiyoruz diyor. Ve Erdoğan'ın maaşı burada da var. 100 bini aşacak. 107 bin. Şimdi yayından önce yukarıda sohbet ederken kahvaltı bir yandan da kahvaltı ediyoruz birlikte yayın ekibiyle. müjgen Korkmaz gelen bir tweet'i söyledi. Twitter'da paylaşmışlar. Ee, diyor ki, Erdoğan diyor iki kere markete gitti diyor. Fiyatları görünce diyor anında zam yaptı. <laughs> evet, iki kere markete gitmesi yetti ona. Maaşını 88 binden 100 bin 750 liraya çıkardı. 750 lirası ne acaba? Yani 100 bin e eyvallah da 750 fazla değil mi ya? Falan <laughs> diyenler olabilir. Evet, e, Evrensel'i de bitirdik. Evrensel'in bugün e, Genç Hayat ilavesi var. Onu da söyleyelim şimdi. E, yarın değil, şimdi, yalnız değil, hep beraber. Çok da güzel bir başlık bulmuşlar. B birlikte e, inşa ediyorlar. E, evet, Bulmaca gibi taşları tek tek diziyorlar burada. E, grafikte sanatçıların yaratıcılığı da burada Karar gazetesi var sırada. Karar gazetesinde AKP'nin olağanüstü e, uygulaması e, yitiriyor. Biraz e, zeka düzeyi düşük ama olağanüstü tabii. AK Partili Erkan Kandemir, vatandaşın arasında dolaşan tebdili kıyafet ekiplerimiz var. Onu da başkalarına ihale etmişler. Kendilerine dolaşmıyorlar. Milletin sıkıntılarını raporluyor dedi gıdadan akaryakıta, e, fiyatların uçtuğu, tarihi rekorlar kıran, doların etkisiyle vatandaşın cebindeki günden güne eridiği dönemde kullanılan ifadeler, evlerdeki yangını görmek için kıyafet değiştirmeye lüzum yok. Geçim sıkıntısı ortada tepkilerine yol açtı. Vatandaşın sorunu zaten belli, iktidar çözüme odaklanmalı şov yapılacak alan kalmadı size demektir. Kusursuz Fırtına Geliyor. Bu bir filmin adıydı Kusursuz Fırtına. Oradan etkilenmişler. Türk Tabipler Birliği'nden Covid griple salgınla grip salgını ile birleşecek diyor. Baya karamsar başlıklar bunlar. Aşılamada patinajla vaka sayılarını artarken bir endişelenme de, endişelendiren bir açıklama da Türk Tabipleri Birliği'nden geldi. Grip salgınını hatırlatan Türk Tabipleri Birliği bu yıl COVID artı infü, influenza e, kusursuz fırtına olasılığı ne yazık ki giderek artıyor uyarısında bulundu. Maske mesafe kuralının gevşetildiğini belirten birlik doktorlar yani. Başta risk grupları olmak üzere grip aşılarının vakit kaybedilmeden sağlanması gerektiğini söyledi. Türk Tabipleri Birliği vatandaşlara dozlarınızı geciktirmeden yaptırın. Hala yaptırmayanlar var. Bir ara aşı bulunamıyor diye eleştiriyorduk ama Neyse devam edelim. TÜSİAD'ın açıklaması burada da var. TÜSİAD'dan sürpriz çıkış. Düşen sadece Türk lirasının değeri değil, ülkenin değeri de düşüyor demiş TÜSİAD dün yaptığı toplantıda. Altında da Ali Babacan var. Koca ülke Survivor City gibi 3 kuruş hayat 3 kuruşla hayatta kalmaya çalışan insanların ülkesi olduk diyor e, Ali Babacan. Ve sarı taksiler, sarı fırtınalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Sarı Ağalara fren. Şoför kendisinin patronu olacak. İstanbulların tepki gösterdiği taksi sorununa çözüm için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden adım geldi. 5000 yeni taksi talebi Ukame'de 9 kez reddedilen Büyükşehir Belediyesi plakalarda denetlemeye gidecek. Bu kapsamda taksi plakası satışında şoförlük mesleğinin geçim kaynağı şartı aranacak. Mevcut Plaka sahiplerinin plaka satışı sırasında alıcının şoförün geçim kaynağı olarak seçmiş bulunması olmasına ve bunu ispatlamasına bakılacak. Ticari plaka alımında çoklu hisse uygulamasına da son verilecek. Demiş. Evet. Taksiyle ilgili söyleyecek çok sözüm var. Taksicilerden daha fazla bu konuda kitap kadar e, bilgim var. Sorunlar değişmedi. 92 yılıydı. Milliyet Gazetesi'nde tam 4 ay çalıştım. Yani milliyette çalışmadım, konuya 4 ay çalıştım. Ee, ve bir şey dizisi yapmıştım, taksi dizisi yapmıştım. Ee, 10 gün falan sürdü. Ee, ve taksicilerin bütün sorunlarını ortaya çıkartmıştım. Evet. ...ve Milliyet Gazetesi'nde yayınlanmıştı. Hatta orada mesela en çarpıcı şeylerden bir tanesi de... E, ...korsan e, taksicilik yapan polisler vardı. E, Bayrampaşa Çevik Kuvvetin önüne gitmiştik. E, sevgili Yalçın Çınar'la beraber... E, ...Milliyet'in e, fotoğraf şefi. O e, böyle... ...geniş bir fotoğrafla, geniş açıyla, onu 180 derece çeken makinesi vardı. Enteresan bir makineydi ve filmli o zaman çalışıyorduk. 59 plaka, üstünde taksi bandını andıran bantlar... ...ve o polislerle de konuşmuştuk. Şöyle dedi, yani rüşvet mi alalım diye ekmeğimizi çıkartıyoruz buradan demişlerdi. Şimdi korsan bir taksiyle taksicilik yapan polis... Trafikçilere yakalandığında çıkartacak kimlerini vay kardeş geç bakalım demeyecekler mi zaten diyorlardı evet e, bir de artık taksiciler eski taksicilerden farklı eski taksicileri kim temsil ediyor derseniz siyah beyaz filmlerde Ayhan Işık var Orhan Günşiray var işte sonra İzzet Günay var. O zamanlar başrol oyuncuları taksi şoförü oluyordu. Şimdi filmlerde, dizilerde taksi şoförü rolünde ancak katillere rol veriyorlar. Cinayet işletiyorlar taksi şoförlerine. Mesela e, Işık Belgin Doruk Küçük Hanım Efendi filminde Ayan Işık bir şofördür. Yani. Oradan bile şoförlüğün ne hale geldiğini düşünün artık siz. Ve en altta da mafyatik ilişki içine girene kul hakkı yedirmem. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu söylemiş. Bürokratlara çağrısına yönelik eleştirileri yanıtlayan Kılıçdaroğlu, yasal ölçüde çalışan memurları te tehdit etmek haddim değil. Ama mafyatik ilişkiler içine girenleri tehdit ediyorum. Kimseye kul hakkı yedirmeyeceğim demiş. Bu birinci tekil konuşmalar hiç iyiye işaret değil sevgili izleyiciler. Ee, Sosyal Demokrat olduğunu iddia eden bir parti başkanı yedirmeyeceğiz demesi lazım. Yani bu bir siyasi hareket. Seninle de var olmadığı Cumhuriyet Halk Partisi senden sonra da devam edecek. Öyle değil mi? Yani eğer liderler tekil konuşmaya başlarsa orada demokrasi inşa etmek bir hayli zorlaşır. Yeni şafak buraya gelmiş ama onu herhalde okumayacağım. Ee... Sonra okuyacağım onu. Yani okumayacağım değil de sonra. Acelesi yok. Bir günle devam edelim. Bir günün manşeti Karakışın nedeni AKP diyor. Kış kapıda halk çaresiz. iktidar krizi görmüyor. Muhalefet Karakışı Karakış fonu önerirken iktidar şaşırtmadı. Bütçede yine halka yer yok. Bütün parayı kendi ceplerine dolduruyorlar. Evet, e, AKP'nin tercihleri, halkın isteklerini bu grafiğin yanında sıralamış. Siz de görüyorsunuz oradan ama okuyor biliyor musunuz? Bilmiyorum. Buradan ben size yardımcı olayım. Yeni bütçe teklifine göre Erdoğan'ın zamlı maaşı 100.750 lira olacak. Müteahhitlerin 2022 yılı garanti ödemeleri için 42,5 milyar lira ayrıldı müteahhitlere. Acaba bu bütçede asgari ücretlere dağıtılsa asgari ücret 4 bin lira mı olur, 5 bin lira mı olur değil mi? Yani 42 buçuk milyar müteahhitlere üstelik de garanti ödeme bunlar. İletişim Başkanlığı algı operasyon bütçesi tam 680 milyon 127 bin lira. İletişim Başkanlığı tam e, Hitler'in göbelzi, propaganda ve son derece de kötü ve kaba yapıyorlar. İncesinde yapamıyorlar onun. Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köprüsü 20.3 milyar lira yutacak. Geçseniz de, geçmeseniz de. Halkın istekleri ise Herkese insanca yaşayacağı gelir ve asgari ücretim verilsin ki bu anayasa maddesidir. Temel ihtiyaçlar ücretsiz olsun, halka destek paketi verilsin. Yiyecek ve içecek gibi temel ihtiyaç maddeleri KDV kaldırılsın bunlardan. Servet vergisi getirilsin. Servet sahiplerinden gelir vergisi alınsın. Türkiye'de gelir vergisinin ağırlıklı bölümünü ücretler ve maaşlılar ölüyor. Onu da buraya ekleyelim. Üretici mutsuz. Bu e, üzüm hasatı fotoğrafı, meyve ve sebzeleriyle ünlü Sakarya Pamukova'da 4 aydır devam eden üzüm hasadı yüzleri güldürmedi. Tarlada iki tarladan 2 liraya çıkan ve marketlerde yaklaşık 10 liraya satılan üzüm, alıcı bulamayınca bu sene ilk defa sirke üretimi için gönderilmeye başlandı. Üretim maliyetleri yüksek olduğunu belirten üzüm üreticisi Gür, ''Biz çiftçinin son nesliyiz. Bizden sonra artık bu meslek ölecek ve yapmayacağız.'' demiş. Gençler yapmıyorlar gerçekten de. Öğrencilerin tek yeşil alanına da göz diktiler. İstanbul Zeytinburnu'da sanayi sitesi göktelenlerin arasında kalan iki lisenin tek yeşil alanına AKP'li belediye tarafından cami yapılmak isteniyor. Bülent Arınç Müslümanlıktan soğuttunuz dedi. Burada bir yok haberi ama ben onu sosyal medyadan gördüm. E, şaka ile karışık söylemiş bunu. Ama Bülent Arınç olunca tabii ki <laughs> ciddiyetini yitiriyor. E, çünkü Zat-ı Muhterem Ahmet Şık e, gözaltına alındığı zaman ertesi günü hemen meclis başkanıydı ve Şık olmadı diye e, açıklama yaptı. Şık olmadıysa o zaman oldurmayın onu. Öyle değil mi? Ama aynı şahıs e, ifetli kadın dışarıda kahkaha atmaz dedi. Gülen kadınları damgaladı. Onun için onun söylediklerini pek fazla ciddiye almıyoruz. Yarın Recep Tayyip Erdoğan gene gel dese gene koşarak gider benim de bir özgül ağırlığım var falan gibi bazı şeyler söylemişti. Ama en güzel yaptığı iş Recep Tayyip Erdoğan kürsüde konuşurken ona bakıp ağlamasıydı. Bunlar siyasette gelen en alt kaliteyi oluşturdular son 20 yılda. Bakın AKP'lere şöyle işte eli yüzü düzgün söylediği söz birinci günde. 20. yıl sonunda birbirinden farkı olmayan kaç kişi var acaba? Sadece bir tek şeye bakıyorlar. Buradan böyle yalama ve para. Roma'da sol vakti fotoğraflı haber. İtalya kısmi yerel seçimlerinin ikinci turunda merkez sol ittifak başkent Roma ve Torino kentlerinde belediye başkanlığını elde etti. Roma'da %60 oy olan merkez solun adayı Roberto Galtieri yeni başkan olurken sanayi kenti Torino'da da Stefano Lo Russo %59'luk oy oranıyla seçildi. Sol ittifak kısmi yerel seçimleri ilk turunda Milano, Napoli ve Bologna gibi büyük yerleri de kazanmıştı. Roma'da sol vakti diyor. Yani bütün İtalya'da sol vakti. <laughs> Bakalım Türkiye'de bu vakit ne zaman gelecek? Ne söylediğinizi duyar gibiyim. Evet, Cumhuriyet Gazetesi'yle geçelim. Yeni yazı dizisi en tepeye koymuş çocukluğunda balyoz inenler diyor. Bu İpek Özbey'in yazı dizisi. <laughs> Emekli kurmay albay Ali Yasin Türker balyoz kumpasında tutuklandığında Elif 7 Ege 8 yaşındaydı. 33 ay babalarından ayrı kaldılar. Anneleri üzülmesin diye birbirlerine sarılıp odalarına çekilip sessizce ağladılar. Kumpasa neden olan, destek veren kimseyi affetmeyeceklerini söylüyorlar. Bize kimse çocukluğumuzu geri veremez diyen Ege en çok arkadaşlarını, babalarımızı çağıralım, maç yapalım diye seslendiğinde üzüldü. Benim babam cezaevinde diyemedi. Elif hala öfkeli, hala gözyaşlı. Kimseye güvenmiyorum. Mümkün olduğunca uzağa gitmek istiyorum dedi. Evet, e, 2011 fotoğraflar da var ama yazı ile ayrı gibi sanki. Maltepe cezaevi Ege'nin doğum günü kutlanıyor. Maltepe cezaevinde 2021 Yıldız Parkı Yasin Türker, Elif Türker, Ege Türker çocuklarıyla büyümüş halde. Evet, e, her türlü adaletsizlik elbette kötüdür. Çocuklar, babasız çocuklar deyince e, benim aklıma da önce bölgedeki çocuklar geliyor. Onlar babalarını sonsuza kadar kaybeden çocuklar. E, ya da hatırlatılan e, faile meçhul belgesini çektiğim sırada İstanbul'dan bir arkadaşımın oğlunu da asistan olarak yanıma almıştım. Ee, orada çocuklarla ilgili babaları babasıyla ilgili hikayeler anlatırken e, komik hikayeler e, bu Kürt gençleri şey demişti. Ya Nazım abi iyi ki getirmişin Efe'yi. Ne güzel şeyler anlatıyor babasıyla ilgili. Ee, bizim babalarımızla ilgili anılarımız hep Jandarma ya da polisin babamızı döverek, yerlerde sürükleyerek gözaltına alıp gitmesi var. Başka anımız yok bizim demişlerdi. Evet çocuklar bu travmaları en ağır biçimde yaşıyorlar. Cumhuriyet'le devam ediyorum. Sarayın 415 arabası var. Milyonlar aç. Halkın faturalarını ödeyemediği ülkede Cumhurbaşkanı maaşı 100 bin liraya çıkardı. Bu 415 araç neyin nesi acaba? Cumhurbaşkanlığının komple şeyidir. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın ben biliyorum 318 arabası vardı. Yani abartmamak lazım 415 falan diye. Cumhurbaşkanı'nın kendine ait 318 arabası var. <laughs> Bir araba niye yetmiyor değil mi? Olmuyor işte. Her seferinde değişik arabaya binmesi lazım. İtibar ona göre endeksli çünkü. Meclise sunulan bütçede emekçili, emekçi açığına reva, açlığı reva görülen sarayın kendine bonkör davrandığı ortaya çıktı. Evet kendi kendine zam yapan adam, tek adam dünyada Recep Tayyip Erdoğan diyorlar. Türkiye'ye karşı yine birleştiler. Fotoğraflı haber. Miçatakis, Anastadiyadis ve Sisi. AKP'nin Ekonomi ve dış politikadaki başarısızlığı gölgesinde zor duruma düşürülüyor. Güçsüzleşen Türkiye karşısında ortak fotoğraf veren Yunanistan, Mısır, Rum ve Kıbrıs Rum kesimi aslında Kıbrıs Cumhuriyeti tabii o. Liderleri birçok alanda işbirliği için anlaştığı Türkiye'nin Akdeniz adımlarını kınadı. Elçilerle Kavala gerilimi iş insanı Kavala için ortak çağrıda bulunan 10 ülkenin büyük elçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Ahim kararları uygulamayan Ankara bildiriyi Türk yargısında baskı girişimi olarak niteledi. Belli ki bu girişimden Cumhuriyet'te çok hoşnut olmamış. Diğer bir haberde İstanbul 3. defa İstanbul Baro Başkanı olan Mehmet Durakoğlu'ndan Durakoğlu yargıdaki liyakatsizliği FETÖ'den kurtulduk. AKP'ye tosladık sözleriyle eleştirdi. Kavala konusunda ahim kararları uygulanmalıdır. Nokta dedi. Evet. Karar verilmiş. Eğer sen şeysen e, Avrupa Birliği sözleşmelerine uyuyorsan ama Türkiye artık öyle bir yerde değil. Bakın şimdi şurada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak gazetesi bunu iltifat olarak almış. Türkiye artık Afrika gücü diyor burada Yeni Şafak. Birazdan detaylıca okuyacağım onu size. Ve bundan iftihar ediyorlar. Türkiye artık Afrika gücü. Afrika'nın standartları benim Türkiye'nin üzerinde hangi standartı var acaba Afrika'da? Demokrasi mi, ekonomi mi, insan hakları mı? Hangi konusunda biz e, orada Afrika gücü olarak e, kendine puan yazacaksın? Orası aslında... <laughs> Düşünmüş bir küme, üçüncü küme hatta. Cumhuriyet'in son etekteki haberi Bremen mızıkıcıları başlığını taşıyor. Kılıçdaroğlu dürüst bürokratları tehdit etmediğini söyledi diyor. TÜSİAD'ın toplantısı da burada yer alıyor. Yüksek İstişare Kurulu toplantısında laiklik, özgürlük vurguları yapıldı. Biraz geç ...kalmadınız mı? Demek gerekiyor. Hadi gelin... ...Yeni Şafak'la devam edeyim. Yeni Şafak manşetinde elçiler var. Elçiler için... ...persona non grata... ...yani istenmeyen... ...adam, kişi ediyor. Örgütle hareket eden... ...10 büyük elçi tepki. Bunu Türkiye istemiş mi? Yoksa... Gazete içinden geçerimi yazmış. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Büyükelçisi görev sınırlarını aşıp Türkiye'ye de parmak sallama cöretinde bulundu. Bağımsız yargı kararını yok sayıp, ne bağımsız yargı kararı, casusluktan tutuklu Osman Kavala'yı derhal serbest bırakılmasını isteyen diplomatlara e, tavrı sert tepkiye neden oldu. Evet ben şu Afrika haberini okuyayım. En önemlisi o. Ee, yukarıda da Recep Tayyip Erdoğan Afrika'da e, zirve yapmış. E, dört ülke ile beraber. Cumhurbaşkanı Erdoğan Toka'daki medyadaşı e, For Esozima ile Türkiye'de FETÖ mücadelesi verdiği için destek için teşekkür etti. Erdoğan Togo'nun FETÖ ile mücadele desteğini takdirle şayandır. FETÖ başında, belasından dost ülkelerin temizlenmesini istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız demiş. Dön artık diye yalvaran adam buralara geldi. Bunu daha önce söyleyenleri de içeri attılar. Evet Türkiye artık Afrika gücü. Fransa Fransız medyası Türkiye'nin son 20 yılda Afrika'da büyük başarı imza attığını ve önemli güç konumuna yükseldiğini itiraf etti. Haberlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan için Dış politikasında Afrika'nın önemli bir konuma sahip olduğunu vurguluyor. Le Monde gazetesi, Türkiye ticaret, kültür ve STK'larıyla Afrika'da gerçek anlamıyla bütüncül bir güç politikası uyguluyor yorumunu yaptı. Alkışlıyoruz, tebrik ederiz. Türkiye'yi Afrika kıtasına dahil eden AKP iktidarına Fransa'dan tebrikler gelmiş. İhracatta bir rekor daha geçin. Ee, böyle bir şey yok. Ben size buradan spor haberi okuyayım. En doğru haber de bu zaten. Kartal Avrupa'da kayıp 4-1 yenildi dün akşam. Devler Ligi'ndeki kritik maçta Portekiz ekibi Sporting Lisbon'a Lisbon'u konuk eden, konuk olmayan, konuk eden Beşiktaş sahasından 4-1 mağlup ayrılarak gruptaki 3. maçını da kaybetti. Evet, e, Beşiktaş'ın grubu da çok zor. Zaten bir de e, Dortmund var orada. E, ben en son 3-1'i görmüştüm dün gece. Sonra 4-1 de olmuş herhalde. Kartal'ın kahır gecesi diyor. Şampiyonlar Ligi C grubundaki 3. maçında da kendi sahasında puan çıkartamadı Beşiktaş Evet e, geçelim 34'teyiz e, yeni e, yeni şafaktan yeni Çağ'a geçelim Evet yeni Çağ gazetesinin e, manşetinde sonunda patronlar patladı başlığı var Suskunluğunu bozan Patronlar Kulübü TÜSİAD. Değil mi? 20. yılında kurmuştular iktidarın. İktidarla köprüleri attı. Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Özilan ve Başkan Kazlovski demokrasi, hukuk, layıklık konusunda önemli mesajlar verdi. Ekonomi ve işsizlik için seferberlik çağrısı yaptı. Yüksek İstişare Kurulu toplantısında konuşan başkanlar kuvvetler ayrılığının güçlenmesini isterken bu durumu durdurulamaz ve tersine çeviremezsek insan kaynağı açısından çoraklaşırız. Yeni bir anlayışla geleceğimizi inşa etmek bizi olumsuz girdaptan çıkarır. Adamlar sanayiye yatırım yapacaklarına, eğitime, sanayiye yatırım yapacaklarına, dine yatırım yapıyorlar. Bütün paralarını Diyanet İşleri Başkanı veriyorlar. Tam bir e, hasta ruh açıklamalarıyla toplumu bölmek için. Bu aralar konuşmuyor. Bir 10 gündür konuşmuyor. Biraz rahatız. Onun dışında her gün bir nefret saçıyor. E, eskiden Türkiye'de başbakandan sonra gelen fiili lider Genelkurmay Başkanı'ydı. Şimdi başbakan da yok artık. Cumhurbaşkanı, parti başkanı tek adam. Ve bir de Diyanet İşleri Başkanı var. Ve her gün ayrı bir nefret suçu işliyor. Her demecinde nefret suçu işliyor. Üstelik de bunu din adına yaptığını söylüyor. Onun içinde pek çok insan artık dinle bağlarını kesmiş durumda. Özellikle de imam hatipli gençler yani din eğitimi alarak yetişen gençler mezun olduklarında deist oluyorlar. Bütün dinlerle bağlarını kesmiş sadece Yaratıcının varlığına inanan çocuklar haline geliyorlar. Üstelik de bunlar e, din karşıtı eğitimle ve bir siyasi ortamla değil tam tersi bir ortamla bunları yapıyorlar. Bu da AKP'nin en büyük başarısıdır. Eksi başarısı tabii ki. Evet devam ediyorum gazeteden. Kim mafyatik bir e, ilişki içinde girmişse onları tehdit ediyorum demiş Kılıçdaroğlu. Ben de diyorum ki biraz e, çoğul konuşsanız ne güzel olur. Ali Babacan'ın bugünkü başlığı da ülke Survivor City gibi yani hayatta kalma mücadelesi. Evet. E, Profesör Osman Altu, onun da dilin kemiği olmayan bir akademisyendir Osman Hoca. Yılbaşında dolar 11-12 lirayı bulur diyor. Osman Altuğ, Türkiye ekonomisindeki IMF tarafından 20 yıldır giydirilmiş dili gömleği olduğunu, dili gömleği çok güzel ve AKP'nin bunu aynen uyguladığını belirtti. Durumunun Türkiye'yi uçurma sürüklediğini vurgulayan Altuğ, sistemin değişmesi gerektiğini söyledi. Dolar da dedi buralara kadar gelecek. Türk Tabipler Birliği'nden Kusursuz Fırtına. Onlar da böyle medyatik başlıklar bulmuşlar. Herkes de bunu kullanıyor. İyi bir şey tabii ki. Evet. Devlet Bahçeli'nin söyledikleri var ama o gereksiz. Onları okumayalım. Patronların talepleri de burada sıralanmış. Onları Cumhuriyet'ten okumuştum. İsterseniz gene bir başlıklarını söyleyeyim. Simon Kazlovski ülkenin geleceği için çağrı demiş. Çok açık şekilde yeni bir kalkınma anlayışına ihtiyaç var. Özgürlük alanlarının daraltılması gençlerimizi göç ettiriyor. Bağımsız yargı, hak ve özgürlükler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde uyumlu olmalı. Yani Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakın demişti. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması kabul edilebilir değil. Daha yüksek ses çıkartabilirdiniz özellikle TÜSİAD üyesi iş kadınları bir araya gelerek açıklama yapabilirdi. Ötekileştirme, ayrılık, nefret söylemi kabul etmeyiz. Bunu da bunlar hep satır arası sözler. Şöyle bunun doğru okunuşunu ben biraz önce söyledim. Ötekileştirme, ayrımcılık ve nefret söylemini kabul e, etmeyiz. Yani e, Ali alerbaşı susturun Son 13 yılda kişi başına gelir 2007'de bile altına düşmüştür dedi. Biraz iştahınızı kesin ve şeyi paylaşın. Milliyet Gazetesi, Sami Abi Gazetesi evet e, bugün e, dünya artık yorumsuz. Yorumunun başlığıydı, onun daktilosuyla e, beraber. Fotoğrafı bunları e, Ercan Aslan çekmiş fotoğraflarını Sami Cohen için bugün yayından sonra eve gidince yarınki bir gün yazımın başlığını da söyleyeyim. E, son büyük gazeteci diyeceğim onun için evet artık o, o ayarda bir gazeteci kalmadı gelmiyor. E, o yüzden de son büyük gazeteci Sami Cohen e, milliyetten okuyup okumak istiyorum. Dünya artık yorumsuz 68 yıldır büyük başarılara imza attığı milliyetteki yorum köşesinde dünyaya ışık tutan duayen gazeteci Sami Koyen'in vedası Türkiye'nin kaybı oldu. Çetrefil bir konu varsa danışabileceğiniz, sohbet ederken bilmediklerinizi öğrenebileceğiniz, yorumlamaya muhtaç bir konuyu tartışabileceğiniz, bilirdiniz kibirsiz ama engin bir deneyimle, sakin ama kararlı kişiliğiyle eğilip bükülmeden kırmamaya da özen gösteren e, kur, özen göstererek kurulan cümlelerin sahibiydi Sami Bey demiş. Mete Belovacıklı Milliyet Gazetesi'nin şimdiki genel yayın yönetmeni Sami Koyen'in cenazesi yarın 13.30'da Neve sinagogunda düzenlenecek törenin ardından Ulus Musevi Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Zaten e, Sami Abi orada oturuyordu. Eee Günery ve Abbas Güçlü, e, bugünkü yazılarını ona ayırmışlar. Abbas Güçlü, Sami abi'deki gazetecilik heyecanı, ondaki zarafet, ondaki objektif bakış açısı, ondaki muhalif ruh, ondaki titizlik, çalışkanlık, dik duruş, kurumsal aidiyet, dostluk, ondaki milliyet sevdası hepimize örnekte demiş. Günleri Civoğlu da Sami koyene sevgiyle, Başlığını atmış. Milliyetin ve medyanın çınarı Sami Koyun'u kaybettik. 70 yıllık gazeteciydi. 54'ten bu yana 67 yıldır milliyette yazıyordu. İlk dış politika sayfası onun yönetimde yayınlandı. Dış politika gazeteciliği ve yazarlığında simgesiydi. Demiş Güneri Civaoğlu. Evet. E, Avrupa'nın gözü kapalı fotoğraflı haber... Avrupa Birliği'nin uyguladığı geri itme Politikası nedeniyle Akdeniz'deki dram e, Libya'dan itiraz gelmiş. Evet bugün Milliyetin kitap eki de var Onu da sizlerle gösterelim. Evet kitap her zaman Tabii ki bütün gazeteleri güzelleştiriyor. Caddeyi geçiyorum. Sözcüye bakalım. Çok kısa zaten sözlüğünün 3 tane başlığı var. Yargı, iş ve siyaset dünyasından tavsiyeler, uyarılar, eleştiriler demiş. Böyle bir birinci sayfa. Yani e, okullarda mizampaj dersleri verilirken bu sayfayı da e, şöyle göstermeliler. Bu da nasıl mizampaj yapılmaz gazetesi. Gene getirelim ekranı arkadaşlar. Buradan okuyacağım onu. Anayasa Mahkemesi Başkanı, gençler Atatürk'ün işaret ettiği gibi fikri, vicdanı, irfanı hür olun. Onlar da hür kararlarını verip gidiyorlar zaten. Patron temsilcisi TÜSİAD Başkanı'dan, Cumhuriyetimizin harcı demokratik rejimin temel koşulu layıklıktır demiş. Kılıçdaroğlu da ben hırsızlık yapmayın diyorum. Onlar ise suç duyurusunda bulunuyorlar. Evet çalma hakkımız vardır bile dediler yani bunlar geçelim. Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesinin ihracatın kalbine girdik. Pozitif haberler daire başkanlığı bu sefer Uğur Cebeci görevlendirmiş. İstanbul Havalimanı sınırları içinde kalan Türk Hava Yolları'nın devasa kargo binası yılbaşında açılıyor. Türkiye'nin yıllık 200 milyar doları bulan ihracatının %5'i buradan geçecek. Hürriyet yazarı Cebeci mega binayı gezip inceledi diyor. Sami Cohen'le ilgili de haberde e, küçük bir detay var, e, Zeynep Bilgehan e, Metin Toker'in e, torunudur. E, Zeynep Bilgehan baba, e, dedesi gazeteci onun ve güzel bir ayrıntı bulmuş. Sami Cohen diyor, 67 yıldır milliyette e, komşu Raif amca anlatır gibi yazdığı dış haber analizleriyle ekol olmuştu diyor. E ilk imzası babasından 12 ilk imzasını imzalı yazısı basıldığında 12 babasından kalan gazetenin de imtiyaz sahibi olduğunda 20 yaşındaydı diyor. Biz Sami Koyan'la belgesel yaptık. Bu ayrıntıları bilmiyoruz çünkü anlatmamıştı. Zeynep Bilgehan bir iyi gazetecinin torunu olarak bunları yapmış. Evet Erdoğan'ın Afrika'da dörtlü züde Togo Başkanı, Burkina Faso Başkanı ve Liberya Devlet Başkanı. Bunları da açıkla. Togo Başkanı, Burkina Faso Başkanı ve Liberya Devlet Başkanı ve şahsım dörtlü zirve yaptık diye gelir bize açıklar. Evet. Sevgili izleyiciler birinci bölümün sonuna geldik. Şimdi kısa bir ara saat başında derin yoksulluk ağından Şevval Şener bizimle olacak. Türkiye'nin en önemli sorunu açlık gerçek boyutlarını nerelerde onları konuşacağız saat 9'da karşınızdayız.